Almanya'da başlatılan yeni bir proje kapsamında 100 hane bir yıl içinde karbon ayak izini %40 azaltmayı taahhüt etti. Bu haneler bir yıl boyunca sorumlu oldukları karbon salınımı miktarını hesaplayıp azaltmaya çalışacak. Ancak Berlin'de iklim Dostu Yaşam adlı projeye dahil olan Michael Giedike'nin küçük bir sorunu var. O zaten bisikletle seyahat ediyor, daha çok vejeteryan yemekler yiyor ve tüm elektrik tüketimini güneş enerjisiyle sağlıyor. Burada 9391,54 görüyorum. Bunu hatırlayacağım ya da bir yere yazacağım. Yukarı çıkıp bu sayıyı ekleyeceğim. GDK her pazar projenin internet sitesinde yer alan bir uygulama aracılığıyla karbon sayacına giriyor ve son verilerini ekliyor. Gaz sayacı kontrol ediliyor. Alışverişleri ve her türlü seyahatleri sayaca ekleniyor. Bu sayılar karşımızda durduğunda daha farklı oluyor. Sadece tüketimimi, seyahatimi, yememi, içmemi, elektrik kullanımımı kontrol ederek 2017 yılındaki karbon ayak izimi kıyasla böylesine farklı bir sonuca ulaşacağımı hiç düşünmemiştim. Gedike'nin evindeki elektrik, insanların güneş panelleri aracılığıyla elektrik satıp paylaştıkları güneş paneli topluluğu tarafından sağlanıyor ve bir sonraki preneler ziyareti için ulaşım olanaklarını da değiştirmeyi planlıyor. Buna bakınca yaşlı insanların yer aldığı küçük bir hanenin de şunu demesini bekliyorum. Aslında Pirene dağlarına uçmak yerine trenle de gidebiliriz. Ve hızlı alternatif yerine iki gün geçte gidilebilir. Bu aslında mümkün. Berlin'de İklim Dostu Yaşam adlı proje Potsdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülüyor. Belirlenen yüzde 40'lık hedefse önemli. Bu, Alman hükümetinin karbon salınımını 2020'ye kadar 1990 oranlarına kıyasla azaltmayı hedeflediği miktar. İnsanlar ışıkları ve makineleri kapatıp enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra yiyecek ve diğer tüketim alışkanlıklarıyla da büyük bir fark yaratabileceklerini bilmiyor olabilir. Örneğin elinizdekileri daha uzun süre kullanın, daha az paket kullanın, ayrıca ne kadar et tükettiğimize bir bakın. Belki daha fazla vejeteryen ve vegan gıdaya ağırlık verilebilir. İnsanlar böyle şeyler deneyebilir ve böylece karbonsal önlenebilir. Potsdam Enstitüsü görevlileri haftanın 5 günü proje katılımcılarının sorularını yanıtlamaya hazır. Gedike'de sürekli karbon ayak izini daha da azaltacak yollar arıyor. Dünyanın limitleri var. Bunu şimdi fark ediyoruz. Eğer değişmezsek sorunlar daha da kötü hale gelecek ve sonuçları da. Bundan kaçınılmalı. Bu sadece insanlar değişirse mümkün. Buna uygun bir siyasi çerçeve de olmalı. Ama sonunda insanların sorumluluk alıp davranışlarını değiştirmesi gerek. Bu yüz hane dünyayı korumak için en azından kendi paylarına düşeni yerine getirmeye kararlı. Proje 2018 yılının sonuna dek devam edecek.